Kamera Adam kanalına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bir Volcan Voyvoda videosuyla da tekrardan beraberiz. Evet arkadaşlar, Volcan Voyvoda video serimizin 5.sine başlıyoruz. Hemen konumuza başlamadan önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Volcan Voyvoda hazineleri ve belgeleri ile alakalı araştırmalar yapıyor ve bu konu ilginizi çekiyorsa mutlaka Volcan Voivoda video serimizin 1, 2, 3 ve 4. videoları da izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız ve yorum ve sorularınızı yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Facebook ve Instagram sayfalarımın da Linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Facebook ve Instagram üzerinden de takip ederseniz çok sevinirim. Yüklediğim videoları anlık olarak sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Kısa bir hatırlatmamızı da yaptıktan sonra dilerseniz hemen konumuza geçelim. Ve kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Gemilerden biri yüzer şekildedir. Diğeri yatar vaziyette. Diğeri ters dönmüş şekilde çizilmiştir. Emanet malın ağırlığından yatmış şekildeki gemidedir. Dere içinde siyah bir taşımız olacak. Sekiz kişi tarafından yuvarlanarak yuvarlanan siyah taşı buluruz. Sanırım üzerinde altı domuz resmi anası önünde olun. Siyah keçi arkasında. Altı adet yavru domuz sıra sıra yürür. Yavrulardan tek bir domuzlu altın alıp esas malın taşın altında ararız. Keçi deresinde, boz koça, üç yerde boçko domuz resimleri gözükür. Oturmuş vaziyette olan tek domuz mala bakar. Domuzun başının baktığı yeri kazarsan altında büyük büyükçe taş çıkar. Onu kaldırırsan zengin kaynağı bulursun. İçinde bir koltuk taşı, koltukta bir kız oturuyor. Bu oturan insan Ceneviz kralının heykelidir. Kendi de koltukta altındandır. Yalnız giriş kapısı çok dardır. Yedi basamakla içeri girilir. Bu heykellerin buradan çıkmasına imkan yoktur başka yerden kapısı olsa gerek. Çete başı birinci lefter biz aynı vaziyette kapattık. Burasını aldığımız malumata göre bulduk ve aynen kapattık. Martin Voivoda lefter bir arkadaşı son tepe doğuda tepenin sol tarafında bir sandık gibi bir taş ve üzeri kabartmadır. Bu taşın tarafından arkasından yukarı vardığın zaman buradan kapak açılacak. İçinde gümüşten kuroki ve hazinelerin haritasıdır. Tekrar ikinci harita var. 30 Leylek etrafında bazıları olduğu yerde birkaç yakın muhitin içinde 10 yerde akalık bir yerde 1500 okkalık haski ve harita ve kuraki mevcuttur. Burada ayrıca 500 akçe mevcuttur. Geyin bulunduğu tepe ve bu tepe üzerinde bir kuraki yani harita leylek kemiği ile yapılmış ve yazılı. Dikkat edelim, aldanmayalım. Ve bir su bakırları ile yan baktığı yerde eli silahlı dört adamdır. Bu adam bir adama bakıyor. Bu adam da Lefter'dir. Lefter bir taşa tutunmuş, yukarı çıkamıyor. Vaziyettedir. Burada Lefter'in kuvveti sarıldı. Muhafızlar ve hükümet tarafından yok edildi. 7 silah ve 142 ok para içindedir. Lefter'e dikkat edelim. Yanılmayalım. Ve buradan bizim arkadaşlarımız tarafından ve kendimiz buradaki haskiyi gömdük. Bu para 10 yerdedir. Ayrıca unutursak bu işin içinden çıkamayız. Dikkat edelim. Burayı kaybetmemek için bu bölgemizde 132 yerde paramız mevcuttur. Burası Kileçip bölgesidir. Yaya 6 saattir. İçinde haski dört çeşittir. Üç çeşidi üç köşedir. Bir çeşidi dört köşedir. Kati suretle yanılmayalım. Burası çok yüksek bir tepedir. Bu yer çok makbul bir yerdir. Paraların çoğu horosanlıdır. Taştadır. Bu yer bir nişan olup burada nişanla aldanmayalım. Bir geyik bulunduğu tepede doğusunda geyik üç ayaklı yavrularını ve geriye 12 adım doğru önünde parası vardır. Üzerinde nişan olarak 3 saç ayak ayağı taşlar dikilir. Dikkat edelim. 1240 okka paramız geçerlidir. Bunun önünde 8 rakamı yazıldır. 12 adım üzerinde 3 taş saç ayak taşlar dikilir. Bu haski 1440 okkadır. 3 çeşittir. Bu taşlardan 31 adım ilerisinde yarım değirmeni taşı vardır. Bu taşın ileri altında Haski 1440 okka 3 çeşidinde ve kısa mesafede 7'ye 7 bir mahzen çakıl yığmasındadır. Bir su kaynağı var. Bu mahsenin içinde 1440 haski arası 40 adımdır tepenin güneydoğu arasındadır. Bakalım buradan kadınların mücevherat zinet takımlarıdır. Bunlar üç çeşittir. Bu değirmenin 40 adım ileride doğu tarafında taşından ileride 40 adım ileride 40 okka kantar resmi var. Bu kayada yontma bir yığıma tepe var. Bu tepenin kantarında çengelli ve, ve topu yerinde ismini bizde Yağfest Tepesi ismini verdi. Mahsen içinde 1870 okka vardır. Yani kantarın tutacak sapı 3 çeşit haski var. Sakın aldanmayalım. Ve işte bu tutacak sap ile çengel ve bundan 40 adım önünde bir taşa nöbetçi çakıl yığmasının içinde Mermer taşının balını yaptık ve bu taşın altında. Ayrıca üzerindedir. Bu mermer taşın altında 500 okka haski var. Nöbetçi mahzeninin haski kantar ile çakıl yığmanın içinde bir istavroz, oklu istavroz var. Arası 40 adımdır. Dikkat! Mermerin okun ucu haskiye bakar. 3 adım üzerinde bir istavroz. Bu taşın önünde parası. Ve bu nöbetçi yeri bizlere emin ağanın mezarının altında kuzey tarafından derenin bu mezar içinde. Evet arkadaşlar bir eski bir yazıt olduğu için kelimelerde bazı düşüklükler var. Harf kaybaları, kelime kaybaları var. Bu yüzden e, okurken anlam e, biraz anlamlansızlaşıyor biraz değiştiriyor. Ben bu belgelerden direkt yazıldığı gibi okuyorum. Bazı yerlerde kendim anladığım yerleri düzeltme yaparak okuyorum. Çok eski bir yazıtlar olduğu için belki değiştirildi. Belki de çeviriliği yapıldığı zaman harflerde değişiklik veya eksiklik düşmeler oldu. Bu yüzden affola diyorum. Kusura bakmayın. Bende ne yazılıyorsa belgelerde tamamen yazıldığı gibi okuyorum. Evet devam edelim arkadaşlar. Yapı yerinin yamasında burada kalesi yok. Bu kalede değirmenden kazıldı. Maden kuyusudur. İçinde tavanında değirmeni ispat edici bir 200 yüz okkadır. Maden kuyusunun taşı var. Bu taşta şu yazılar yazılı. Yakın semtinde iki taş var. Yedişer rakam Rakam Zatı Ermeni'nin mezarıdır. Bu işte tam yazılı bu 7 rakamın 0 4 9 J vardır. 700'er şer 100 okka parası var. Yani Ermeni'nin bütün varlığı buradadır. Değirmene ineriz. Burası 7 kesikler deresidir. Ve bu değirmende 12 ton parası budur. Yedişer kazan para burasında buluruz. Bu değirmenin üzerinde baş değirmendir. Bu görünüşü değirmen şeklidir. Bu değirmende kazı yaparken gelecek tılsımlar tek bir mezar vardır. Bu mezarda birinci eşek anırır, ikinci leylek takırdar, üçüncü kara köpek çıkacaktır, dört kurt olur işlemle de bağı bozulur. Ve bu derede ise değirmen vardır. Değirmenin buralara dikkat edelim. Üçgenin araları 28'er şer dakikadır. Dikkat kılıç resimleridir. Bunların üstü kazan resmidir. Bu okun ucunda kirazlı yayladır. Buradan 2 saat düz taş 21 adım. Bir, haç ortasında, doğusunda erikli yaylasıdır. Bu 300 okka dört köşelidir. Takyandur. İki yaylanın arasındaki köy de Karaçan köyüdür. Düz taştır. Çıplak, felç, akıntılı köyüdür. Evet arkadaşlar... Bugün de bir Volçan Voivoda video serisinin sonuna geldik. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız videomu beğenir ve yorumlarınızı, sorularınızı yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Sosyal medya hesaplarına Facebook ve Instagram videonun açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Oralardan da takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda tekrardan Görüşmek ve buluşmak dileğiyle arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Takipte kalın.